İstanbul'da geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti sonrası iki zanlı gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili yeni gözaltılar var. Gelişmeleri CNN Türk muhabiri Tugay Saday'dan alacağız. Tugay, söz sende. Meltem, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarla birlikte 9 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 11'e yükselmiş olduğunu belirterek başlayalım. Ve o gözaltına alınan şahıslar arasında avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu öldüren silahın tetiğini çeken cinayet şüphelisi Kadir Yasak ve Mahmut Yazıcıoğlu'nun şoförü Murat Bilmez'i de bacağından yaralayan yine Kadir Yasak'ın kardeşi Ali Yasak'ın da gözaltında alındığını, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne getirildiğini belirterek başlayalım ve soruşturmayla ilgili biraz detay verelim dilerseniz. Operasyon aslında olay günü yapılmıştı ve Supi Malgaz isimli Gökhan Karakan'la bir ev gayrimenkulden dolayı aralarında bir alacak verecek meselesine dayalı husumet başlamıştı ve arabulucu olarak da Şafak Mahmut Yazıcıoğlu devreye girmişti. İşte Bakırköy'deki o restorandaki buluşmada tetik çekildi ve Mahmut Yazıcıoğlu öldürülmüştü o Kadir Yasak tarafından ve polis ekipleri ilk etapta yaptıkları soruşturma kapsamında öncelikle Supi Malgaz'ın bilgi sahibi sıfatıyla bilgisine başvurmuştu, ifadesini almıştı ve Supi Malgaz'ın ifadesi kapsamında ilk önce Gökhan Karakan isimli şüpheli ile Uğur Bilge isimli iki şüpheli gözaltına alınmıştı ve polis ekipleri o şüphelilerin ardından özel ekip kurdu ve bizzat o cinayeti işleyen zanlıların peşine düşmüştü. Kurulan özel ekip geniş kapsamlı bir çalışma başlattı ve şüphelilerin adresleri belirlendi. Gece saatlerinde ise eş zamanlı operasyon üzerinde 19 adresi yapılan o eş zamanlı operasyonda o 9 şüpheli de gözaltına alındı ve şüpheli sayısı 11'e çıkmış oldu. Ve polis ekipleri yaptıkları o teknik çalışmalar neticesinde avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu Kadir Yasak isimli kişinin öldürdüğünü, Mahmut Yazıcıoğlu'nun şoförünü ise Murat Bilmez'i ise yine Kadir Yasak'ın kardeşi Ali Yasak'ın öldürdüğünü belirlemişti ve çalışmalarını buna göre yürütmüştü ve yapılan o operasyonla birlikte Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da olduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler şu anda İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınıyor. Onların ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın derinleşebileceği, daha da yayılabileceği ihtimal de olabilir. Biz de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelişmeleri takip edeceğimizi belirtelim ve sözü size, merkeze bırakalım.